Kuzey geldi. Eyvah eyvah. Kocası geldi, kadın evde yok hala. Anne. Bak sakın konuşup da coşturma şunu. Banu'nun yanında bir rezillik çıksın istemiyorum. Biz çıktıktan sonra ne yapıyorsanız yapın ama şunu sus. Hoş geldin. Ne haber? Ne olsun istiyorsun? İyi akşamlar. Hoş geldin. Kuzey. Özür dilerim. Bir sürü aksilik olmuş. Daha adam yeni geldi ya, dur bir nefes alsın. Hı? Ya öncelikle şunu söyleyeyim. Zeynep'in Antalya'ya gelmesini ben istedim. Ama olayın bu hale geleceğini hiç tahmin etmedim. Yemin ederim. Yemin etme canım. Yemin etme. Simay da arayıp öğrenmiş Zeynep'in orada olduğunu. Rotar yoktu değil mi? Allah'tan uzamadı mesele. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. Öyle diyelim. Her şeyi berbat ettin. Zeynep'i de, beni de hiç düşünmeden öyle bir ettin ki, demeyelim, geçmiş olsun diyelim. Kuzey. Kes sen! Kuzey. Konuşmadan fazla. Lan bana bak, sen ne aşağılık. Ne haysiyetsiz. Sen ne aşağılı, sen ne pislik bir kadınsın lan. Sen nesin lan? He? Sen de öylesin ha. Duydun mu lan beni? Sen de öylesin. Tabii. Sizin için öyle. Geçmiş olsun deyince geçecek gidecek. Ulan kızın babası bana dedi be. Kızın babası bana namussuz dedi. Kızın babası bana haysiyetsiz dedi be. Ben haysiyetim için, onurum için, namusum için dünyayı yakarım lan. Duydun mu beni? Dünyayı yakarım oğlum. O kız şimdi hüngür hüngür ağlıyor evinde. O kız şu anda babasıyla küstü lan. Neden? Benim yüzümden. Evet. Benim yüzümden küstü. Yakışıyor mu lan sizin gibi büyük insanlara bu kadar küçük şeylerle uğraşmak? He? Herkese böyle tepeden bakarken o koca burnunuzun kimlere rahatsızlık verdiğini farkında bile değilsiniz lan. Duydun mu lan beni? Duydun mu beni Prenses Banu? Duydun mu lan beni? Şişt, Prenses Banu. He? Duydun mu lan beni? Çok mu lazımdı lan 3 metrelik bir tane kumaş için kızı Antalya'ya göndermek? He? Cevap ver bana, cevap ver. Kaldır o kafanı. Kaldır o kafanı. Bunlar böyle tencere kapak yuvarlanıp birbirlerini bulmuşlar. Ulan sizin ben ciğerinize tüküreyim be. Sizin ben kalıbınıza tüküreyim lan. Neyse. Geçmiş olsun diyelim. Geçti gitti diyelim bari. Sizi de böyle ufak işlerle uğraştırmayalım. Geçsin gitsin. Simay nerede? Güya işe gidiyorum dedi. Hala gelmedi.
bambaşka bir kuzeyi tanıdım dün gece. Konuştuk. Anlattık. Bir sürü şeyden bahsettik. Öyle kaptırmışız ki güneşin doğduğunu bile fark etmedik. Ama aranızda bir şey geçmedi. Tamam anladık, bin kere söyledim. Biz sana inanıyoruz. Ama babamın inanması önemli. Benden hep şüphe duyacak. O da şaşkın şimdi. Sakinleşecek, merak etme. Ben İtalya'ya döneceğim. Bak şimdi söylediğini. Herkes için en iyisi bu. Ya olur mu öyle şey canım sen de? Allah Allah, kaçar gibi. Hani neden kaçıyorsun, kimden kaçıyorsun? Senin alnın açık, başın dik. Ama babam beni affetmeyecek. Bu gerginlik hep böyle sürecek biliyorum. Keşke hiç gelmeseydim. Babamın da huzurunu bozdum. Ay ne biçim konuşuyorsun sen öyle Allah aşkına? Hiç olur mu öyle şey? Ben konuşacağım babanla. Ben de ona çok kırgınım Gülten teyze. Tamam en başında söylemeyerek hata ettim biliyorum ama... yani sırf o ben uzaktayken huzursuz olmasın diye söylemedim. Sonra biz Kuzey'le geldik söylemeye. Sonra başkasından duyar, yanlış düşünür. Ama bizim aramız toparlanmaz artık. Ben gideceğim. Ay sus bir bakayım Allah aşkına, sakinleş bir sen. Ben gideyim konuşayım babanla. Gülten teyze lütfen. Hayır, ben şimdi gidiyorum. Siz oturun, geleceğim ben. Sen niye susuyorsun? Efendim? Sen niye hiçbir şey söylemiyorsun bu konuda? İnanıyorum dedim ya, başka ne söylememi bekliyorsun? Yorum bile yapmadın. Ben çok şaşkınım. Yani Simay öğrendi, baban öğrendi. Bununla kalmayacak, ortalık daha da karışacak diye korkuyorum ben. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.